Sayın seyirciler, sayılı üniversitelerimizden birinin rektörünün eylemlerde öğrencilere karşı kullanılması amacıyla özel güvenlikçiler için biber gazı, gaz maskesi ve kalkan aldırdığı ortaya çıktı. Buyurun izleyelim efendim. Çocuklar, bu sizin en mutlu gününüz. 4 yıl üniversite sıralarında dirsek çürüttükten sonra şimdi mezuniyet törenine katılmamak olur mu hiç ya? Ama Çetin hocam, ya rektör? Ya çocuklar, merak etmeyin. Biliyorsunuz rektör bey keskin nişancı. Bu konuda şampiyonlukları bile var ya. Ama hocam ya ıskalarsa? Ya ben kefilim, bir şey olmaz inşallah. Hadi çıkın alana. Mezuniyetinizi doya doya kutlayın. Korkmayın. Hadi çocuklar, hadi. Ben buradayım, siz çıkın. Sevgili arkadaşlar, bugün üniversitemizden mezun oluyor ve hepiniz hayata atılıyorsunuz. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum. Hadi bakalım, kepler püsküller havaya, hadi bakalım. Oley! Var ya, hiç unutmayacağım bu rektörü ha. Evet evet, galiba adam bu işleri seviyor ya. Allah! 18 19 20, 21, 22, nasıl Çetin Hoca, nasıl, iyi gidiyorum değil mi? Bir tane ıskaladım ama olsun. Aha geliyor bak. Tebrik ediyorum hocam, tebrik ediyorum. Sağ ol canım, sağ ol. Sayın seyirciler, her yıl başında mutlaka bir yeni yıl kararı alınır. Bu sene diyet yapacağım, bu sene sigarayı bırakacağım gibi. Ve şimdi olduğu gibi Ocak ayının sonlarına doğru da bu karar genelde bozulur. Gelin bir yeni yıl kararının daha nasıl bozulduğunu hep beraber izleyelim efendim. Hadi bakalım. Seyfettin Bey, siz gelmiyor musunuz? Kalkın hadi. Sağ ol Erkancığım, ben bıraktım. Ne zaman? Vallahi yılbaşından beri. Doktor bırak dedi, o anda bıçak gibi kestim. Vay be, helal olsun ama. Benim hanım da sürekli bırak diyor ama yıllarda alışkanlığı işte, bırakamıyorum ya. Ya aslında irade meselesi, biliyor musun? Kafada bitiyor olay. Allah Allah, peki hiç canın çekmiyor mu ya? Yani işte yemeklerden sonra bir tane canım istemiyor değil ama tutuyorum kendimi. Vallahi helal olsun, ne diyeyim ya. O zaman ben dalıyorum. Dal sen, dal. Rahat ol, ben buradayım. Ulan! Oğlum, sen bana meclis kürsüsünden koca göbekli kıllı mı dedin lan? Gel lan buraya! Sen ne bakıyorsun ne? Sen de bakan öküz gibi ne bakıyorsun bana? Bak kardeşim, bak bana bulaşma, yürü git. Bak bulaşma diyorum bana. Ben bıraktım kardeşim, bana bulaşmayın, yürüyün gidin hadi Allah aşkına. Korktun değil mi? Korkmuş mu? Korktun değil mi? Vur! Bak oğlum bak, gaz verme, yapmayın diyorum ama. Vuramaz ki. Ulan ben senin şimdi senin ağzına yüzüne lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan hadi elim ben. Oh be. Sen çaktı değil mi? Alkış böyle, alkış. Güzel. Al ben sana. Ulan yine başlattınız ya benim meclis kavgalarına. Ne güzel bırakmıştım. Ulan alacağınız olsun ha. Ama özlemedim de değil ay. Ulan sana. Meclis bir mucizeye imza atarak yeni anayasa yapabilecek mi? Türkiye merakla bu sorunun cevabını beklemeye devam ediyor sayın seyirciler. Bu arada tartışma da elbise örneği üzerinden sürüyor. Yeni anayasa isteyenler mevcut anayasanın Türkiye'ye dar geldiğini söylüyor. Önceki anayasamızda Türkiye'ye bol geldi diye değiştirilmişti. Buyurun izleyelim efendim. Hoş geldin canım. Bu anayasayı mı hazırladın bize? Bakayım. Sanki bu anayasa birazcık uzun gibi olmuş ya. Yani böyle mini bir anayasa seni daha özgür ve daha modern gösterirdi gibi geldi bana. Bence de şöyle, biraz kapalı olmasında fayda var anayasanın. Malum rüzgarlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Etekleri uçuş verirse maazallah. Bana biraz bol geldi. Aslına bakarsan biraz da dar geldi. İlk üç düğmen niye kapalı? Açsana ayol. Ay ben onları anayasanın değişmez düğmeleri diye ellememiştim. Aç onları, aç sen. Şöyle biraz göster kendini. Yoksa koca, ay pardon, yani dış yatırım bulamazsın vallahi. Bence hala biraz da dar ama sanki biraz da bol gibi, hala karar veremedim. Eteklerini kaldırır mısın hayatım? Hı,
Ay inanmıyorum ya. Böyle özgürlükçü bir kıyafetin altına bu postalları nasıl giyersin? Ay ben etiğin altında görünmez diye düşünmüştüm ama. Bence bu anayasanın kırmızı çizgilere ihtiyacı var. Kırmızı çizgilerle böyle kendini sınırlamalıydın. Böyle başın nerede k***n nerede belli değil. Bence bu anayasaya aksesuar olarak yeni bir ceza kanunuyla yeni bir medeni kanun iyi giderdi. Ay ne gerek var ya o israfa? Ağzını yırtarım seni. Sen nasıl konuşuyorsun? Aa asıl ben senin bacaklarını cart diye ayırırım ayol cırmozun tutu. Bence bu sorunu bugün hangi anayasayı giysem alt komisyonuna sevk edelim. Orada biraz pişsin. Türkiye hazır değil bu tartışmaya galiba. Hem dar hem de bol. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.